ve Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanetti. Her türlü değer istismar edildi, her türlü kumpasta kuruldu. O kumpaslarla vatana, millete, askere, sisteme verdiği zarar saymakla bitmez gerçekten. Ama bakın ilahi adalet ne oldu? Ergenekon kumpasının ilk duruşmasının görüldüğü gün ölmesi. Artık takdiri ilahi diyorum ben de buna. Hele hele vatansız olarak ölmesi. Ölecek yerinin, gömülecek yerinin belli bile olmaması ve tarihte hep bu şekilde anılacak olması da aklını ve beynini bunlar için kiralayanlara umarım bir ders olur diyeceğim ve devam edeceğim. 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlarsınız ve burada şehit edilen simge isimlerden Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in kabrine de şimdi ziyaretçi akını yaşanıyor. FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberiyle birlikte birçok kişi mezarlığa gitti ve dualar okudu. Ne destanlar yazılır, ey canım rinnanay, rinnanay. İki tane oğlum var. İnşallah onun karakterinden, huyundan. Yani bir şeyler alırlar bu vatan için. 15 Temmuz'un kahramanıydı. Darbe girişiminin engellenmesinde kritik rol oynadı. FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberi sonrası Ömer Halis Demir'in mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Bir nebze bizi de sus etti yüreklerimize sebep olanlar hesap baktığını, hesabını verecekler öbür tarafta. Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurdu. Sonra şehit düştü. 15 Temmuz'da darbecilere direnişin simge ismiydi. O günün kahramanı olan Ömer Halis Demir'in mezarına geldik bugün. Onun için dua edeceğiz. Darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü duyanlar Ömer Halis Demir'in Niğde Bor'da bulunan mezarına akın etti. Mutlu haber alınca bugün burayı bir ziyaret etmek istedik. Mutluyuz. Ömer Halis Demir için üzgünüz. Kaç senedir onun acısını yaşıyoruz içimizde. Kabri başında Ömer Halis Demir için dualar okundu. Ey canım, ey